Murat Kerkitlioğlu'na sorayım. Hem Sayın Cumhurbaşkanı bu mesajları sonrası değişik siyasi partilerden açıklamalar geldi. Elbette Cumhur İttifakı'nın bir diğer önemli lideri, MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti. Tebrik telefonu açtı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, gurur duydum dedi. CHP'den de o sıralarda CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel de Sosyal Sentralistler Zirvesi'ne katılmak üzere Amerika'daydı. O da bir açıklama yaptı, oldukça kritik. Bu açıklama dünyada beşten büyüktür yorumlarına. Bir tek onu söylemedi zaten. Aslında demiş gibi de oldu, geçen yüzyıldaki bir savaşın oldu, beş şey galip da ülkesinin bu yüzyılın sorunlarına çözüm üretmede tek yetkili olmasını, veto hakkı gibi anlamsız ve çağ dışı bir hakkı hale kullanıyor ve sakınıyor olmanı doğru bulmuyoruz dedi. Aslında şunu sorayım, bakalım mesajları vereyim, sonrasında sorayım. Sayın Cumhurbaşkanı aslında Birleşmiş Milletler'in yapısıyla alakalı ve işlevsizliğiyle alakalı değerlendirmeler yaptı. Benzer bir değerlendirme CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'den de geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki Birleşmiş Milletler işlevselliğini yitirmiş durumdadır. Mevcut düzende Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nun dokunulmaz 5 üyesi istediğini acımasızca yapabiliyor. Geçici üyelerin herhangi bir fonksiyonu yok. Biz haklı talebimize devam edeceğiz. Yani dünya 5'ten büyüktür ve bu sistem değişmelidir demeye devam edeceğiz dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Sayın CHP Genel Başkanı Özgür Özel de diyor ki geçen yüzyıldaki bir savaşın 5 galip ülkesinin bu yüzyılın sorunlara çözüm üretmede tek yetkili olmasını ve veto hakkı gibi anlamsız ve çağ dışı bir hakkı hala kullanıyor ve sakınıyor olmalarının doğru olmadığını değerlendiriyorum, doğru bulmuyoruz demiş. Diyor mu? Diyor tabii canım. Beşten ben büyüktür zaten diyor mu? Dinlerken Sayın Genel bir tek Başkan, hani cümle olarak o mottoyu kullanmadı. Yoksa mantık olarak aynı, birebir. Yani çok alışık olmadığımız. Neyi gösteriyor bize? Efendim? Neyi gösteriyor? Şu, yani o normalleşme dediğimiz şeyi gösteriyor belki de. Onun yani içini Özgür dolduruyor. Özgür Özel hep diyordu ya, biz içeride muhalefet farklı partisiyiz şeyler düşünebiliriz, ama dışarıda Türkiye dışarıda partisiyiz. Şeyler. Onun yansıması mı? Bir de hem onun yansıması, aynı zamanda Güney Kıbrıs Rum tarafına göstermiş olduğu tepki de var biliyorsun. Orada Kıbrıs Türkleri işgalci olarak değerlendirince toplantıyı terk ediyor. Dışarıda dinledikten sonra gelip buna da cevap veriyor. Bu Sayın Özel'in CHP Genel Başkanı seçildikten ve 31 Mart seçimlerinden sonra o başarıdan sonraki yaptığı açıklamaların altını doldurur nitelikteki açıklamalar. Ben zaten başından beri beklediğimden çok daha büyük bir performans gösterdiğini düşünüyorum Özgür Özel'in. O tarafa geldiğimizde konuşuruz zaten. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı uçaktaki yaptığı açıklamalarla zaten hani BM Genel Kurulu'ndaki yaptığı açıklamalar da hemen hemen aynı. Benzişiyor. Şimdi gelirken bazı notlar almıştım. Ben çok fazla BM Genel Kurulu izledim Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte gittik. Her gittiğimiz toplantı, her genel kurulda Sayın Cumhurbaşkanı zaten Filistin'e özel bir başlık açar. Haritalarla gösterir. Çok ayrıntılı bir şekilde anlatır bunları. Ancak bu sefer hani İsrail soykırımının devam ettiği bir dönemde bu açıklamaları yapması, bu mesajları vermesi, özellikle Hitler benzetmesi çok daha anlamlı olduğunu düşünüyorum. Birincisi Filistinli 6 yaşındaki kız çocuğunun bütün ailesini kaybetmiş 6 yaşındaki kız çocuğunun haykıra haykıra hayatını kaybetmesini vurgulayarak bir kere vicdanlara bir seslendi. Hani ne kadar vicdan kaldıysa ama. Bunu da parantez içerisinde söyleyeyim. İkincisi Netanyahu'yu Hitler'e benzetirken İsrail heyetinin dilsiz şeytan suç ortaklarına yaptığı eleştiriler sırasında da onların şekilden şekile girdiğini gördük. Yani nereye bakacaklarını, nereye oturacaklarını falan şaşırdılar. Dediğim gibi dünya beşten büyüktür mottosunu yineleyerek BM Güvenlik Konseyi'nin o yapısını bir kere daha eleştirdi. Çok sert bir şekilde ki bu artık kimi liderlerin de diline pelesenk olmaya başladı. Mesela Zelenski dedi ki artık Birleşmiş Milletler Birleşmiş Milletler olmalı. İkincisi buyurun ana muhalefet çok alışık olmadığımız bir durum. Ana muhalefet partisi Özgür Özel'in Sosyalist Enteresyonel şeyinde toplantısında söylemiş olduğu sarf ettiği cümleler. Şimdi dünya basını da gerçekten bunu evet belki amalarla Türkiye'nin o verdiği Sayın Erdoğan'ın verdiği mesajları gölgelemek adına da olsa bunların hepsini manşetten verdi. Özellikle Hitler benzetmesini. Özellikle onu ön plana çıkararak. O nedenle Sayın Cumhurbaşkanı'nın burada vermiş olduğu
mesajların tamamının çok etkili olduğunu düşünüyorum. Ki onun üzerine Fransa ve Amerika ortak ateşkes çağrılarında bulunmaya başladılar. Birçok ülke artık İsrail'i daha böyle yüksek sesle eleştirmeye başladı. Ama sonuç olarak... Daha kaç bin kişi ölürse işte, İsrail'e yok, durdurur. Ondan bir doyum alacaklarını zannetmiyorum. Bunların rakamlar zaten, anlamsız. Şimdi, ya bu soykırımın göbeğinde Amerikan Kongresi'nde 76 defa alkışlandı. 79 defa, bunun 56'sı zaten ayakta biliyorsun. Sonuç itibaren dizi şeytan derken suç ortaklarını bunu kastediyorum. Hı. Ya bunlar sadece görünüşlü olan şeyler. Yoksa orada Filistinli çocuklar haykırı haykırı ölüyormuş. Filistinli siviller soykırıma tabi tutuluyormuş. Bunların çok fazla Avrupa açısından, dünyasından çok fazla etkili olduğunu düşünmüyorum. Yani onlar konuşulurken işte Lübnan'da yaptıkları ortada. Aynı Gazze'de uyguladığı mezalimi aynısını da Lübnan'da şu anda yapıyor. Evet, peki.